Ünlü popçu Hande Yener geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı. Hem de kendi evinde. Çünkü salonunun ortasında hiç tanımadığı bir adam dikiliyordu. Kendini karakola zor attı. O gecenin esrarı hala çözülemedi. Ya, 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 ya. Cihangir'de yaşayan ünlü sanatçı Hande Yener'in başına öyle bir olay geldi ki evinde akıl alır gibi değil, belki ölümden döndü de diyebiliriz Yener. Peki o ilginç hikaye ne miydi, neler mi yaşandı? İşte başlıyoruz anlatmaya. Arkadaşlarıyla birlikte klip çekiminden döner Hande Yener evine girdi, kapıyı açtı. Ancak salonda kendisini hiç tanımadığı bir adam bekliyordu. Elleri cebindeydi, göz göze geldiler. Hande Yener ilk önce olayı şaka zannetti ama aslında adamın niyeti çok farklıydı. Mantık ve kalp savaşta kaldık dik bir yokuşta. Hande Yener esrarengiz adama kimsiniz diye sordu. Karanlıklar içerisinde salonda bekleyen adam ellerini cebinden çıkarmadan yanıtladı. Beni Allah gönderdi, ne istiyorsan onu yapmaya geldim dedi. Hande Yener şoka girdi, ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlarıyla göz göze geldi ve bağırış çağırış içerisinde panik halinde evden dışarıya kaçtılar. Ünlü sanatçı ve arkadaşları panik içerisinde karakola gittiler, durumu anlattılar. Polisler hemen devreye girdiler ve tekrar Hande Yener'in evine geldi. Ekipler kısa bir araştırma yaptılar ancak o esrarengiz şahsı bulamadılar. Konu biraz daha derinlemesine araştırılıyor ve o kişinin sapık mı yoksa bir hırsız mı olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İddiaya göre Hande Yener olayın ardından halen daha kendine gelebilmiş değil ve evine girmeye de korkuyor. Arkadaşlarını da konaklamaya devam ediyor. Polise çalışmalarını sürdürüyor ancak halen daha şahıs yakalanabilmiş değil. Düşünecek.